Tarsus'taki yaş sebze ve meyve halinde boş plastik kasaların istiflendiği depoda çıkan yangın bir anda depoların tamamını sardı. Plastik kasaların yanıcı maddeden oluşması ve rüzgarın da etkisiyle sabah karanlığını aydınlatan alevlere Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangına 6 itfaiye aracı müdahale ederken yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 250 bin plastik kasasının olduğu 18 depo küle döndü. Olayın ardından polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameraları da tek tek incelendi. İncelemenin ardından yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Kundakçı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenirken polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün bagajında 26 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyerek Mersin'den İstanbul'a gitmekte olan bir seyahat firmasına ait araçta arama yaptı. Ekipler aracın bagajındaki yoğurt, çay ve sarmalık asma yapraklarının dolu olduğu orta boy bidonlarda yaptıkları aramada bidon içlerine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 26 kilogram uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Bidonların otobüste yolcu olarak seyahat etmekte olan Suriye uyruklu 4 şahsa ait olduğunu belirleyen ekipler şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arabalardan akü hırsızlığı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde son zamanlarda meydana gelen faili meçhul, otodan akü hırsızlığı olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda özellikle son dönemde artan otodan akü hırsızlığı konusunda çalışmalarını hızlandıran ekipler şüpheli şahısları tespit etmek için inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve çalışmanın sonucunda akü hırsızlarının araç kiralamak suretiyle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini, çaldıkları aküleri de bir şahsa sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen zanlıları takip alan ekipler kiralık araçla seyir halindeyken iki şahsı durdurarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada çalıntı 5 akü, 24 adet akü kutup başı ve hırsızlık yapmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Çukurova mahallesindeki evinden Akbelen mahallesinde bulunan Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne her gün yaklaşık 5 kilometrelik yolu annesinin yardımıyla tekerlekli sandalye ile gidip gelen 17 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Mustafa'nın ve ailesinin yaşadığı servis sıkıntısı. Engelli beni bir denk tutuyor ha. İlk başta buranın servisiyle konuştuk. Servis alamam dedi. Sonra biz darda kalınca yolda bir kere aldı. Burada kalınca bir seferliğe mahsus aldı. Mustafa'yı kabul ediyor, beni etmiyor. Ben de bunu bırakıp ne evde kalabilirim ne de okulda kendi başına bırakabilirim bunu. Kaymakamlığa gittim, oraya başvurdum. Orası da engelliler daire, engelliler bölümü de oraya, o tarafa yönlendirdi. Orada beni aşağı yönlendirdi. Vakıfa bir daha baktım, kapı dışındayım. Vakıfta para yardım edeceklermiş ayda. Ben dedim ben yardım istemiyorum. Ben çocuğuma servis istiyorum. Okula gidip götürüp getirebilmek için bir destek istiyorum. Olmadı. Anne Fatma Koçak ve oğlu Mustafa'nın yaşadığı sıkıntının basında yer alması üzerine sorunun çözülmesi için Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından görevlendirilen Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas öğrenci ve velisiyle görüşerek sorunu yerinde tespit etti. Konuyla ilgili olarak Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Badas servis taşımacılarıyla görüşüp konuyu çözüme ulaştırarak öğrencinin özel servis tarafından okula erişiminin yapılmasını sağladı. Eğitim ve öğretim alanında Mersin bölge birincisi oldu. Mersin toplam 7 çalışmayla bölgesel ödül almaya layık görüldü. Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımın sağlanması amacıyla yürütülen eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödüllerinde Mersin üstün başarı gösterdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca konuya yönelik yaptığı açıklamada 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 3.357 başvuru yapıldığını ifade ederek gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin ardından 106 çalışmanın bölgesel ödül almaya hak kazandığını kaydetti. Koca, ilimizden 17 çalışmanın saha incelemesine kaldığını, bu çalışmalardan toplam 7 çalışmanın bölgesel ödül almaya hak kazandığını belirterek, bölgesel ödül alan iller sıralamasında Mersin'in bölge birincisi olduğunu söyledi. Mersin'den Akdeniz İbrahim Rencizoğulları Ortaokulu, Anamur Vakıfbank Atatürk Ortaokulu, Erdemli Arpaç Bahşiş Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Yenişehir Cumhuriyet Anaokulu, Bozyazı Halk Eğitim Merkezi, Tarsus Dedeler İlkokulu, Toroslar Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödül alacak okullar arasına girmeyi başardı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin çağrısıyla toplanan çevre sorunlarına duyarlı dernekler ve vatandaşlar, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerine tepki gösterdi. Dernek Başkanı Sabahat Aslan, grup adına yaptığı açıklamada, kentte yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santrali, çimento fabrikaları ve termik santrallerin kirli teknolojiler olduğu ve bunlara balık çiftliklerinin de eklenmesiyle sağlıklı yaşamın oldukça güçleşeceğini söyledi. Evet, basına ve kamuoyuna, Akdeniz'in incisi olan Mersin'e son zamanlarda suyunu, havasını ve toprağını kirletecek, ekosistemini ve halkın sağlığını bozacak kirli sanayi teknolojisi kurulum planları yapılmaktadır. Mersin'de yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santrali, çimento fabrikaları, termik santraller kirli teknolojilerdir. Bu kirli teknolojilerin yanında son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen ve Mersin'in sahillerine yapımı planlanan balık çiftlikleri de Mersin'de Akdeniz'in ekosistemini ve halkın sağlığını bozacak, turizme de çok zarar verecektir. Balık çiftlikleri Muğla'da denizi çok kirletmiştir. Kirli denizde verimli üretim yapılamadığı için Muğla'dan sökülüp Mersin'e kurulumu yapılmak istenmektedir. Balık çiftliklerinde genetiği değiştirilmiş, yani GDO'lu yem ve çeşitli kimyasalların yanı sıra balıkların verimini arttırıcı ve hastalıklara karşı da antibiyotikler kullanılmaktadır. Balık çiftliklerinde kullanılan yemler, antibiyotikler ve diğer kimyasallar ile birlikte balıkların dışkıları denizin dibinde birikerek zamanla denizin dibindeki bitki örtüsünü ve denizdeki oksijeni yok etmektedir. Bu durum denizdeki diğer canlıların bölgedeki varlığını tehdit etmektedir. Deniz yatağında biriken bu yoğun kirlilik denizin ekosistemini ve doğal hayatını zamanla yok etmektedir. Balık çiftliklerindeki kirlilik ve kullanılan kimyasallar balıkların dışkıları denizin yüzeyine de ve kıyıya da yayılmaktadır. Bu da insan sağlığını tehdit etmenin yanında turizmin bitmesine de neden olmaktadır. Ayrıca balık çiftliklerinin sınırını çizen varil ve şamandıralarla koylar kapatılarak yatların, teknelerin ve turistlerin denize girmeleri de engellenmektedir. Balık çiftliklerinin çalışanlarının da kaldığı barakalar kıyıların görüntüsünü bozmaktadır. Bizler Mersin'de denizlerimizi kirletecek, ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak balık çiftliklerinin kurulmasını asla istemiyoruz. Yetkililerden Mersin halkının haklı talebini yerine getirerek balık çiftliklerinin bütün projelerini iptal etmelerini istiyoruz. Balık çiftliklerine karşı hukuki ve demokratik mücadelemiz etkin olarak devam edecektir. Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerine karşı çağrımızdır. Balık çiftliklerine karşı bütün demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini ve Mersin halkını mücadele etmeye davet ediyoruz. Mersin Mezitli ilçesinde yapılacak Akabe Camisi'nin temeli törenle atıldı. Yeni mahallede yapılacak olan Akabe Camisi'nin temel atma törenine Vali Ali İhsan Sun'un yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahalilioğlu, Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Su, cami yaptırmanın önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin izinden giden milletimiz de cami ve ibadethane inşa etmeye ve yaşatmaya gayret göstermiştir. Bu camimizde emeği geçen herkese teşekkür ederiz diye konuştu. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise günümüzde en büyük ihtiyacın hangi inanç ve görüşten olursa olsun insanların bir arada olması olduğunu vurgulayarak cami yapımı süreciyle ilgili bilgiler verdi. Tarhan, belediyelerin asli görevi demokratik bir biçimde halkın ortak olan taleplerini değerlendirmek ve uygulamaktır. Yeni mahallede yaşayan vatandaşlarımızın cami talepleri oldu.
2017 Haziran ayında 2610 metrekarelik belediyemize ait bu alanı cami yeri olarak ayırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Kaymakam Karahaliloğlu ve Müftü Coşkun'un da birer konuşma yaptığı törende daha sonra protokol üyeleri cami inşaatına ilk harcı attılar.